Anasenteze hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün gündem yine yoğun. Konuşacağız. Cüneyt Baksoy olacak yanımızda ve Mustafa Kartoğlu. Hem ekonomi hem de siyasete dair hem de dışarıda gelişmeler ki özellikle Suriye konusu. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuşacağız birazdan ama onun öncesinde hemen bakalım piyasa rakamlarına kapanışlar nasıl gerçekleşmiş. Borsa İstanbul'la başlayacağız. Borsa İstanbul 97.955 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Şimdi Cüneyt'e soracağız. 100 bin üstü var mı? 100 bin üstü nereler var? Dolar bazında nerelere geliyor? Bunları konuşacağız. Dolar tarafına döndüğümüzde ise Cüneyt Baksoy daha önceki yayınlarda bahsetmişti. Yine soracağız. 5.30'ları tekrar görür demişti. 5.34 civarında şu an borsa. Euro 6.07, sterlin 6.88 ve hemen altına bakacağız. Şimdi benim en çok merak ettiğim konu ki soracağım. 1279 ons dolar şu an altına baktığımızda 1300'ü bir türlü göremedi. En azından değmedi. Görür mü görmez mi? Buralarda destek çalışması mı yapıyor? Bunları konuşacağız. Gram altında tabii altının biraz gerilemesi, biraz doların gerilemesiyle 219 TL civarında, 222 civarındaydı geçtiğimiz hafta boyunca. Petrole bakacağız. Pazartesi itibariyle 62 doların üzerinde açılış yaptı. Yine o seviyelerde şu an 62 dolar 17 sent ve faiz cephesine döndüğümüzde 18.04 seviyesini görüyoruz. İyi, güzel. %18'in altına iner mi inmez mi izliyor olacağız. Zaten o seviyelerde hemen hemen onu söylemiş olalım sizlere ve başlıklara bakacağız şimdi. Şimdi başlıklara konuşacağız da ayrıca onu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere fiyat uyarısı. Biz burada Ağustos'tan beri bu konuyu konuşuyoruz biliyorsunuz. İzleyenler, devamlı izleyenler bilir. Mustafa Kartoğlu ve konuklarla market fiyatlarını defalarca konuştuk. Çünkü fiyat farkı çok fazla. Nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemine girmiş durumda bu konu. Yine konuşacağız. Çünkü pırasa, kış sebzesi 11 TL marketlerde. Karnabahara baktığımızda ise aynı şekilde yine domates tarafı, yani domateste baktığında 5.75-7 arası değişiyor. Soğan hala pahalı, marketler için konuşuyorum. Ama pazar fiyatlarının arasında fark var. Pırasa 11 iken pazarda 7 lira, 7 lira. Aralarında 4-5 lira fark var. Yani bu noktayı biraz konuşacağız. Zaten konumuz bu. Davos zirvesi başlıyor. Bu sefer küreselleşme 4.0 konusu var. Şunu söylüyor Davos. Diyor ki dünya tamamında ilerlerken refaha doğru, geride kimseyi bırakmadan nasıl gideriz? Çünkü yerelde ve dünyada vatandaşlar arasında ciddi bir gelir farkı var. Dolayısıyla bunu konuşacaklar. Halkbank'ta kart borcunu yapılandıracak. Ziraat ve Vakıfbank vardı. Şimdi Halkbank'ta girdi işin içine diyelim. Özetlerle devam edeceğiz. Kerç Boğazı'nda Rusya kıyısında iki gemi yandı. Mürettebatların arasında Türk olduğu da belirtiliyor. 11 mürettebat hayatını kaybetti. 12 kişi kurtarıldı. Haberi böyle verelim sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusu konusunda net mesajlar verdi. Amerika Rusya ile Fırat'ın doğusu konusunda yapılan görüşmelere değindi Erdoğan ve eğer sözler tutulmazsa gerekli adımları atarız dedi ve güvenli bölge konusunda da konuştu. Yeni bataklık oluşmasına izin vermeyiz ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Dışişleri Bakanı ile bir arada, daha doğrusu görüşmeler gerçekleştirdi telefonla. Gündem Suriye'ydi her zaman olduğu gibi. Açıklama yapıldı. Açıklamada Bakan Pompeo Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusunda Amerika'nın bağlılığını teyit etti diyor ama bu tamamen siyasi ve politik bir dil aslında. Sonrasında neler çıktığını görüyoruz. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu sosyal medya platformlarında banka müşterilerine hedef alan sahte reklamlara karşı uyardı. Gerçekten dikkatli olun. Bağlantının devamına bir bakın. Gerçekten o bankaya mı ait? Çünkü bağlantı en azından adrese baktığınızda, internet adresine, orada farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bu arada İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, ki önemli bir yardım kuruluşu, bir açıklama yaptı. Dünya genelinde zengin fakir arasındaki uçurum artıyor diyor. Az önce bahsettim. Davos'un konusu da bu. Bunu da birazdan konuşacağız. Ve tekrar günaydın diyeceğiz. Mustafa Kartoğlu ve Cüneyt Baksoy yanımızda. Tekrar günaydın. 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 Efendim, nihayet market fiyatları, market rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan da gündemine girmiş.
Bizi bayağı dinliyorlar herhalde diyorum hani konuştuklarımızın ertesi ya yok bir kanaldan geliyordu, şimdi o kadar çok kanaldan geliyor ki evet. Duymamak mümkün değil. Yani. Aynen. Ama gerçekten büyük farklar var. Evet. Yani şimdi editörümüz Zeynep'le konuşuyorduk sabah, işte diyor ki pazara gideyim dedim. İşte baktım fiyatlar, işte pırasa 7 lira, işte karnabahar küçücük şu kadar. Ama markette daha pahalı bu arada yani. Kış sebzelerine baktığında işte lahanası, karnabaharı, ıspanağı. Yani dondurulmuş ürünler var ya, dondurulmuş ürünler daha ucuz. Çok enteresan. 8-10 liradan aşağı sebze yok. Bir de fark var. 12-14'e kadar çıkıyor. Yani çok fark var. Yani bu kadar fark olmaması lazım değil mi? Şimdi bir şey söylemişlerdi yazın konuşurken, onu hatırladım. Benim de bir ara karşıma çıktı. Bir Fransa mıydı unuttum şimdi. Bir yerden bir başka şehre gidiyordum bir arkadaşımı ziyarete. Bir yolda hani giderken atıştırmalık bir şeyler alayım dedim. Markete girdim. Kiraz gördüm. Salihli kirazı. Ha, söylemişsiniz yazıyor bugün yayında. Kaynağı, şey yani nereden geldiği yazıyor. İşte bizde de şimdi başladı ya. Onu yazmış. Hakikaten o kirazı buralarda bulmak çok zor. Topluyorlar, alıyorlar, götürüyorlar. Ne kadar sürüyordur? Hani yine bir 3-5 gün falan sürüyor. Koyuyorlar markete, satıyorlar. O sürede de ezilmiyor, çürümüyor, dağılmıyor vesaire filan. Şimdi bu biraz şey, bu lojistik zinciriyle alakalı bir şey. Bizde bakıyorsunuz bir işte don oldu, işte ürün dondu depolarda filan. Şimdi ürünün sağlıklı üretimi kadar sağlıklı lojistiği de bu devletin sorumluluğunda. Kim bakar onu bilmiyorum. Muhtemelen Ticaret Bakanlığı bakıyordur, bilmiyorum. Ama onunla, bu da bir sorumluluk. 2 sene evveldi galiba değil mi? Biz ilk defa salatalığı kışın 10-12 liraya falan yedik. Bir dakika ne oluyor dedik. Oldu. Dondu. Çünkü donmuş. Şimdi depoda yapımının elektrik maliyeti üzerine 25 kuruş binsin. Ne bileyim işte başka türlü o koruma maliyetleri 50 kuruş binsin. Ben kışında salatalığı misal yazın 4 liraysa 5 lira yiyeyim. Tabii itirazım yok ama benim bildiğim, benim derdim öngörülebilirlik. Diyeceğim ki kışın bunu şu kadar yiyeceğim tamam. Ama bir yukarıya çıkıyor bir aşağıya iniyor. Bir de marketle bir bu yani lojistik zincirinin depolamanın da bir standardının olması lazım ve o standardın maliyeti ürüne yansıyacak, itirazım yok. Fakat ürüne şimdiki kadar yansımayacağından adım gibi eminim. Bu kadar yansıma. İkincisi bugün bizim arkadaşlar yapmışlar akşam gazetesinde bazı ürünler markette daha ucuz. Son derece makul. Neden? Çünkü tarladan alıyor. Bazı marketler yetiştiriyorlar da. Yani kendi sözleşmeli tarım çiftçileri var ve yetiştiriyorlar. Hiç böyle işte halden hale ne bileyim depodan depoya falan taşınmadan kendileri alıp market rafına koyuyorlar. Ve o zaman da ne yapıyorlar? İşte 9 tane üründen birini ucuz yaptığınızda diğerlerini pazardan biraz daha pahalı satabiliyorsunuz. Çünkü bir biçimde en çok tüketilen ürün ucuzsa oranın adı ucuzcu markete çıkıyor. Şimdi böyle küçük numaraları artık yani vatandaşın yememesi lazım diyeceğim ama herkesin işi başından aşkın. Geliyor pazara, fazla vakti yok, yarım saat, bir saat gidecek cumartesi ya da pazar günü, alacak çocuğunu gezmeye götürecek. O arada alışverişini yapmak istiyor. Burada vatandaşı tüccarla diyelim ya da ne bir piyasayla aslında öyle demek lazım. Yoksa ben tüccar girişimcinin ender bulunan bir varlık olduğunu düşünürüm. Hani o eğitimle falan olunmuyor bu iş. Yok, bakmıyor. Hakikaten bir yetenek yani. Evet, yetenek. Bir cesaret. Bir bakıyorsunuz ya arkadaş diyorsunuz bu eğitim ne bileyim işte pazarlama tekniği yani yüz ifadesi insanlar daha böyle bir cevval olur. İnsanlara böyle iyi tavlarlar. O da yok. Ya arkadaş sen bu parayı nasıl kazandın? Nasıl bu işi yapabildin yahut? Yetenek. Bu başka bir şey. Girişimcilik başka bir şey. Onun özenle korunması lazım. Piyasa diyelim. Vatandaşı piyasayla karşı karşıya bırakmayacaksınız. Piyasa vatandaşı yer. Yer. Bizim derdimiz de bu şu anda. Zaten yiyor. Zaten evet bir zamansızlık konusu da var büyük şehirlerde. Şimdi ilk tabii. Ağustos'tan sonra marketler pahalandı. Ya ben mesela daha uygun marketlere gidiyordum. Evden biraz daha uzak. Ama şimdi son bir aydır vakit olmadığı için koştur koştur en yakın ama pahalı olan markete gidiyorum yani mecbur. Evet. Çünkü diyorum ki 1 lira daha fazla vereyim ama vaktim yok şimdi oraya git gel. Tabii. Olmuyor. Tabii, şimdi biraz meselesi, onun da etkisi ulaşım var. Ulaşım meselesi. Tabii daha uygun alacağım marketler var ama arabayla gideceksin, vakit kaybedeceksin. Çocuk okuldan gelecek. Bir sürü hikayesi var bu işin. Ama yani. Sadece market değil, pazarda da aynı durum geçerli. Yani geçen pazara gittiğimde aralarında, de fiyat fiyat farkı çok var ama ucuz da değil. Onu değil yani. Onu
biliyoruz. Bir miktar var evet. Ama doğru. Pazardaki fiyat bile şu an enflasyonu etkileyecek düzeyde. Gıdanın baz etkisini hala enflasyon üzerinde baskı kuracak şekilde ilerliyor. Artık buna bir çözümü, bir neşter vurmanın hakikaten zamanı geldi. Çünkü neden enflasyonla mücadele programında da, yeni ekonomik programda da tarım reformu var. Hayır, evet. Neden bu kadar var oldu yani. Şimdi? Ağustos ayında tamam hadi kaçtan geldik? 4,5, 4,95, 4,80 mi dolar? Geldik 7,5, 7,20 oldu sonra düştü. Orada maliyet yok be. Ya, bir şey yok işte. Yani. Asıl şimdi de 5,30. 4,90, 5,30 aslında baktığımızda. Şimdi dolar yani. 5,30. Yani bu kadar fiyat farkı olması gerçekten yani başka bir şey gidiyor 6,5 yani. Bandında bir miktar hadi 6 var. Olsun. Yani. Bir de üzerine olsun. Risk primi koyuyorlar. Şimdi yine yükselir bu. Hani o zaman bir başımız ağrımasın. Şimdiden birazcık ufak toplayalım. Önden koymuşlar evet, sevgili evet, Mustafa. Evet. Onu geri almıyorlar. Geri almıyorlar. Şey, problem orada. Yani. Sıkıntı orada işte. Yani, anlatılmak istenen de o zaten. Ne yapacak? Ne yapılacak? Vallahi bilmiyorum çünkü ama. Çünkü rakamlar 1:2 yani. Hani %100 rakamlarda. Yani fiyatlarda yani, %100 bazı ürünlerde. Sadece para politikası enflasyonla mücadele olmaz. Olmaz üretimi şimdi. Arttırmakla olur. Zaten faizler düştü. Bu diyor ya Cumhurbaşkanı da faizler düştü ya da işte uzmanlar işte dolar da düştü. Neden bunlar düşmüyor? Soru mu zaten? Yani gıdanın baz etkisini ortadan kaldırmak lazım. Bunun için artık gerçekten daha hani kesin bizi sonuca götüren, çözüme götüren adımlarla gelmek lazım. Nasıl yapacağız? Bir şey söyleyeyim mi? Ben kodu mesela, yazıldı da herhalde uygulama bir zaman inşallah. Alacak. Bir şöyle bir şey var. Ben şimdi bakıyorum geçen bir yere uğradım. Dediler ki İşte bu evler zamanında 600-800 bin dolara satılmıştı. Şimdi çarpıyorum. Bugünkü fiyatı onun aşağı yukarı 1/3. Yani yarı yarıya henüz düşmemiş ama düşüyor. Evet. Niye? Peki bu halde de bu satılabiliyorsa, bu piyasa buraya geldiyse demek ki zamanında bir köpük varmış fiyatta. Tabii. Şimdi her yerde böyle bir köpük var. Yani kazanırken işte daha önce de konuşuyorduk, marketlerde 3 tane marka vardı, süt, peynir vesaire, bilemediniz 4-5 marka sayamazdınız yani. Ama şimdi Trabzon'dan bile tereyağı geliyor, peynir geliyor, bilmem ne geliyor, Rize'den gelen var. Şimdi buralardan buraya gelebiliyorsa bir rekabet oluşmasını beklersiniz ama rekabet yok. Bir köpük var, bir tırnak içinde kar var, herkes bunu paylaşıyor. Marketli bir raf fiyatı oluşumu var. Evet. Raf kirası var. Hı hı. Şimdi o fiyata onu satmazsanız o kirayı ödeyemiyorsunuz. Siz ödeyemediğiniz zaman atıyorum belli markaları orada bulundurmak zorunda yani filan marka gibi yani atıyorum baskın 10 tane marka o rafta yoksa o markete de gitmiyorsunuz yani çünkü en çok satılan ürünü. Ona bedava veriyor millet gelsin diye. Hı. Onun parasını işte başkalarından çıkartıyor. Şimdi çok taraflı bir iş var. Üretimin öngörülebilir olması. Hep bütün ben hatırlıyorum bütün tarım bakanları bunu söylerdi. Biz artık nerede ne ekiliyor, ne kadar zamanda ne biçilecek bunu biliyoruz. Doğru. Madem bunu biliyoruz niye spekülasyon oluyor? Niye belli ürünler az yahut belli dönemlerde i̇şte, çok hal yasası oluyor? Çıkacaktı ya. İşte yani üreticiden tüketiciye enteresan. Direkt kooperatifleşme yoluyla evet. Gidecekti. İnşallah bunlar artık hızlanır. Bir de şu var, paketlenmiş ürünlerde sadece gıda değil, gramaj azalıyor, fiyat yükseliyor. Onu hep söylüyoruz. Yani bir de çifte, her firma yapmıyor tabii. Evet, yani yapmayanları yapıyor. Tenzih ederiz ama. Vallahi şimdi onu yapacağım, şimdiden buradan söylemiş olayım. Böyle küsuratlı gramajları olan var, 625 gram. Hmm. Siz onu bir kilo gibi görüyorsunuz çünkü yarım kilodan daha büyük bir ambalajı var. Şimdi bir ucuza geliyor gözünüze. Şimdi çift etiket var. Bu iyi bir şey. Yani bir ambalaj fiyatı yazıyor. Bir kilogram fiyatı yazıyor. Orada kilogram fiyatından kıyaslayabiliyorsunuz. Doğru. Fakat her markette de bu yok. Yani doğru. Bu o kadar bir standartsızlık var. Bir tırnak içinde başıboşluk var. Bu toparlanmamış. Biz hep büyük işlerle uğraşıyoruz. Yani memleket meseleleri, Suriye, Amerika bilmem. Aynen. Tamam iyi güzel de karnımız onlarla doymuyor. Birilerinin de başka işleri var. Onun işi Suriye, yani. Amerika değil. Onun işi atıyorum fiyat istikrarıyla bakanlığa uğraşmak. Bağlı bürokraside de tabii ki tam da bunu kastediyorum. Yani. Ben sordum işte daha önce Ticaret Bakanı ilk başladığında göreve bu fiyat meselelerini konuşurken işte yayında da söylemiştim. Ne yapıyorsunuz? Dün dedi bir toplantı yaptık. Bir genel müdür arkadaşım toplantı yaptık. Bütün birimler vardı dedi. Peki ne yaptınız? Ne karar aldınız? Bir karar almadık dedi. Ne oldu peki?
bakanını da şikayet etti dedi ya. Bu böyle böyle oluyormuş. Ne yapmamız lazım? Şimdi ne yapmamız lazımı çalışıyoruz ama bu dediğimin üzerinden yani yazın sonuydu işte. Hükümet ne zaman kuruldu? Hemen bir ay sonra filan da. Belediyelerin de tabii rol alması yani lazım. Şimdi belediye aynı şekilde ama zabıta marifetiyle bir şey yapmak artık mümkün değil. O çok zor ama, ya. O kolay değil evet. Ama pazar yeri belki ya yeni bir şey üretmek zor bir şey değil ki. Hayır, ya mesela bir pano koyarsınız. Şu anda ne kaç liraya satılıyor? Koyun. Zabıtalar gelsin oraya giriş yapsınlar. Aynı işte borsa gibi yani. Hangi ürün kaça satılıyor diye. İnsanlar bunu görsünler. Çok atlandığı bir şey değil. Belediye başkanları kendi adlarını yazdırmak için koca koca panolar koyuyorlar belediyelere, şehirlere. Bir pano da pazarın girişine koysun. Desin ki şu fiyata satılıyor, bu fiyata satılıyor. Hatta düştü mü yükseldi mi aynı şekilde yeşil kırmızı ok da olsun şeydeki borsadaki gibi. İnsanlar takip etsin. Pazara geldiği zaman çok yüksek girmeyeyim ben desin. Girmesin mesela. Beklesin akşam üzerine. Ondan sonra bakalım hani oradaki esnaf da ona göre ayağını uzatsın. Valla herhalde buna bir çözüm getirecekler. Çünkü Cumhurbaşkanı da gündemine girdi. Aslında Cumhurbaşkanı'nın değil bunun bakanlıklara ulaşıyor mesela. Onu diyorum işte. Yani, bir buçuk senedir ondan tabii bahsediyorum. Yani daha şimdi her şeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan mı uğraşacak? Yani hani başka devlet meseleleri var. Yani uğraşsın şimdi bir zaman başka bir şey olmuştu. Efendim hani bu tür şeyler de hep size geliyor falan. Ne, tabii ki biri çözecek bunu demişti. Hatırlıyorum. Hani bütün bu yükler size gelmesin diye bir seyahatte konuştum. Biri çözecek işte tamam da biz çözdük mevzu bitti diyor. Sorun bitti. Yani. Şimdi sorun çözmeyi seven birisi evet itirazım yok ama bizim daha çok sorun çözmeyi seven birilerine ihtiyacımız var. Evet. O yüzden belediye başkanları da hani şimdi yayınlara falan da gelip gitmeye başlayacaklar yavaş yavaş. Hepsini artık biraz hani biraz öneri biraz da bir kulak çekme. İtinayla hazırlamak lazım değil mi seçim öncesi? Kesinlikle. Evet öyle çünkü bu fiyatlar konusu çok milletin canı yakıyor yani. Cebi hepimizin. Yakıyor, evet, herkesin herkesi yakıyor. Kendi etkilemeyeni yoktur. Yaş sebze meyve de değil bütün diğer ürünler işte diyorum ya dış macunundan tut temizlik ürünlerine kadar. Yani artık Arap sabununa falan geçiyoruz yani. Öyle ya %100. Yani. Vallahi onu yaparsak iyi olur aslında bakarsanız. Vallahi geçiyorum ben yavaş Arap yavaş. Sabunu. Yani işte beyaz sabun, Arap sabunu hani çok markalı ürünler değil. Çünkü sonuçta çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Yani gerçekten kıyma daha ucuz kaldı. Ciddi söylüyorum yani baktığında her gün et ye sebzeden daha ucuz kaldı. Yani işte bir kilo sebze aldığında 10-15 200 gram kıyma aldığında da yaklaşık 20 lira falan yani. Ha. Hani anlatabiliyor muyum? Kıyma et tadında her yere sebze yiyorsun yani. Umuyorum çözümü gelir bunun yani diye düşünüyorum. Şimdi bir de Davos zirvesi mesela var. Konuşulacak konulardan biri de mesela. Davos biraz zayıf mı geçiyor bu sene? Trump gitmiyor. Trump da gitmiyor. Macron da gitmiyor. Trump gitmemesi nedeni kapalı. Dükkan kapalı. Onun problemi var. Paraları yok. Kendi ülkesine yani, çözmesi gereken yani, problemleri var. Macron gitmiyor. O da problemli. Muhtemelen Trump gitmiyor diye gitmiyor. Çin çok aktif gidiyor bu sene. Çin çok aktif diye duydum. Ama tek başına Çin bizim ne yapacak ki orada? Bizim de iyi bir heyette gittiğimizi biliyorum. Kimse gitmeyince ama orada da bir alan açılıyor. Onu da düşünmek lazım. Mesela Suudi Arabistan vesaire Körfez ülkeleri muhtemelen iyi bir katılım gösterirler. Orada şey ticari. Orada işte gelir dağılımı eşitsizliği dediği gibi Zeryan'ın ağırlıklı konuşulacak belki de. Yani dünya refaha giderken arkada geride kimlere birilerini bırakmadan ilerleyelim. İşte bu açlık çeken çocuklardan tutun da işte yoksulluğa kadar yani göç krizi, gerçi finansal şey kriz, finansal terör krizi, diğer bütün büyüme, istihdam sorunları vesaire hepsinin ana kaynağı bu başlık. Zengin fakir arasında çok ciddi bir rakam fark oluşmuş şu an. Dünyadaki zengin ve fakir arasındaki fark inanılmaz. Zengin kaos. Çok daha zengin oluyor. Fakir daha da fakirleşiyor. Orta sınıf kalmıyor. Yani orta sınıfın kalmaması bir... Bir de paranın toplandığı o %1'lik kısmın yaş ortalaması maalesef sanayiye, üretime, gelişmeye açık bir yaş ortalaması da değil. Yani gençler olsa hadi yatırım yapacak yeni iş alanları. Böyle bir durum da yok. Yani yaş ortalaması 70 üstü mü 60 üstü mü? Yani
net bir şey ifade yok ama bir okuduğum makalede 50 ve üzerin kişilerde servetin toplanma efekti ciddi artmış durumda. Aynı hatta belki. 60 üzeri diyelim. Bu da bir evet. problem. Yani 50 şimdi. Olunca üstüme alıyorum da. Az kaldı. 10 yıl sonra zenginleşeceksiniz. Koteye girelim. 60'dan sonra bu işler. En azından biz paylaşırız. Evet doğru. Ama bakalım ne çıkacak Cüneyt Davos'tan bir şey çıkar mı? Yok. Yani sembolik. Yani konuşulur. Ama Trump'ın para yani hükümet kapalı diye gitmemesi de tabii biraz geçen yani. Sene full ekip gitmişti bakanlarıyla vesaire. Tabii ilk senesiydi. Şimdi evet. Şimdi hükümet kapalı olduğu için oraya para harcamaması adına tepki çeker diye gitmiyor tabii Trump. Çünkü yani Davos'a biraz herhalde. Orada muhatap kalacağı herhalde şeyler. Biz de şekilde. Türkiye'den heyetler gidiyor. Devlet kapanınca ordu da biraz kapansa baya bir dünya rahatlayacak da bir Pentagon kapanmıyor. Yok onlar onun harcamaları devam canım. Zaten aynen. CIA, FBI, NSA bunlar hep açık. Mecbur açıklar ama o diğerlerinde kapanıyor. Yani artık maaşlarda sıkıntılar oluşuyor. İnat bir şekilde de duvar konusu rekora ilerliyor. Gidiyor. Yalnız böyle giderse bir noktadan sonra harcama problemi yani devletin borçlanma problemi ortaya çıkacak. Bunun bir süresi var. Bu süreyi açtığı andan itibaren borçlanma problemi oluştuğu andan itibaren bu sefer ABD'nin notu gündeme gelir. Uyardı zaten. S&P ve Fitch bu konuda. Doları ne yapar diyelim Amerikan? Doları baskılar, ciddi baskılar. Dolar yani, aşağı, gelişen piyasa para birimleri dolara karşı değer kazanır. Ama tabii resmi bir ya da real bir şey değil bu. Tamamıyla efektif bir durum. Ama hem Fitch hem S&P aynı anda notunu düşürürse Amerika Birleşik Devletleri'nin iş başka boyuta gider. Yani. Değil mi? Ciddi gider. Yani zaten FED birçok konudan duraksıyor. Herhalde kendi bize söylemediği kodların içinde ABD'deki olası bir siyasi kriz problemi de var. Hmm. Bir notta FED'in yani. Içinde. FED'in içinde. Bu hakkında bize söylemiyorlar ama düşünüyorlar. Hmm. Bu arada araç şeyden konuşurken bu fiyatlardan aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben bugün Kuzey şirkete getirdim okullar tatili. Mecbur getirdim. Anne diyor şey arabalarda çok pahalı onu da söylesenize dedi yayın. Arabalar? Oyuncak arabalar? Yok yok. Oyuncaklar ve normal araba çok pahalı diyor. Demek yeni bir araba da gündemine geldi Kuzey'in yani. Nasıl? Yeni araba istiyordu. Kuzey'in gündeminde zaten çünkü oyuncakçı onlar gidiyor bakıyor. Mesela diyor, bir marka Lego tabii, yani anladınız. 1'e 2 fiyat artmış. Ya diyor ben bunu 60 alıyordum diyor 120 liraya çıkmış anne diyor mesela. Yani evet. Bu çocuk 9 yaşında. Yalnız, oyuncaklara el sürülmüyor. Yani. Gerçekten çok pahalı. Bu arada takdir almış bir hediye hak ediyor. Tabii. Hiç böyle yırtamazsın tabii. Yani. Yok ha. Yol yapmıyorum merak etme. Kendi söyledi oyuncaklar çok pahalı diye. Arabalarda yani normal arabalarda çünkü 100 binin aşağısında artık araba kalmadı biliyorsunuz. Yok maalesef. İkinci ellerde de aynı şekilde. Hani araçlar da çok. Araçlar niye o kadar pahalandı ama? Yani neticede bir ithal girdisi olan bir sektörden bahsediyoruz. Doğru diyorsun yani ama kur çok fazla arttı. Ama kur ve diğer maliyetlerdeki girdi efekti ister istemez. Orada bir köpük yok mu? Sadece Mustafa Bey söylediği gibi. Ben çok zannetmiyorum yok, köpük olsun. O global ölçekte oluşan bir fiyatlama. Çünkü biz de biliyorsunuz yani daha önce insanlar araba alırdı sonra satıp para kazanırdı. Uzun zamandır böyle bir şey yoktu. Yok. Şimdi işte son zamanlarda oldu ama onu da nasıl para kazanıyor? Yani sıfırı biraz daha artıyor belki de. Reel olarak aslında çok bir şey yok, kazanmıyor. Yok artık o iş paraya göre. Bitti tamamıyla. Aldığın andan itibaren geriye sarmaya başlıyor. Evet eskiden öyle değildi. Şimdi Suriye meselesine bir bakalım isterseniz. 20-25 geçiyor. Bir 20 dakikam kaldı. Hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var Fırat'ın doğusu konusunda hem de Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanı görüştü. Arkasından Amerika'dan açıklama geldi. Orada ne oluyor şimdi son tahlilde? Valla Amerikalılar bir şekilde PYD'yi nasıl kururuz? Türkiye'yi nasıl yumuşatırız demeyelim de nasıl ikna ederiz ya da nasıl tatmin ederiz. Hı. Aslında bu iş iknadan biraz tatmine dönmüş durumda. Hı. Tatmin etmeye çalışıyorlar ama biz burası güvenli bir yer olacaksa burada terör örgütü olmayacak. Bu da terör örgütü. Mutabık mıyız? Yani evet beni bundan geri adım atmayacağım da mutabıkız en azından. Terör örgütü olduğu konusunda değilse de. Evet. Peki o zaman bu burada olmayacaksa kim olacak? Şey mi olacak? Blackwater mı olacak yani? Paralı askerler mi olacak? Hayır bunu da kabul etmiyoruz haliyle. Bizim olmamız gerekiyor. Çok güzel. Peki o zaman PYD'den olacak? Hı. Şimdi ne demeye başladılar? İşte bunları Obama silahlandırıp başımıza sardı. Evet, sizin de başınıza bela oldu. Bize de bela oldu. Ama biz bunlardan da yararlandık. Şimdi bunlar için bir şey yapmamız lazım. Aslında yapılacak şey var. Fakat oraya da çok gitmiyorlar. Yani PKK'lıları falan
ayırın PKK'lıları. Ayırın derken o kadar adamlar nasıl ayıracağız? Hayır, çok o kadar adam değiller yani. Sayılar o kadar çok değil. Sonuçta en fazla 1000 bilemediniz 1500 kişiden bahsediyoruz. İşte çetenin daha alt kadro elemanları da dahil. Ki bugüne kadar Amerikalıların Vietnam'dan bu yana Amerika'ya taşımadığı çete kalmadı. Bu çetenin de bir kısmını alın taşıyın götürün Wisconsin'de otursunlar yani atıyorum. Yani. Amerikalı olsunlar çünkü sonuçta önüne gelenle işbirliği yapan bir yapıdan bahsediyoruz. Ya bunların hepsi tırnak içinde istenirse yapılabilecek şeyler. Fakat onlar da hala bir şekilde zaman kazanıp daha farklı bir çözüme götürmeye çalışıyorlar işi. Ben o zaman oynadıklarını biraz düşünüyorum. Biraz İsrail lobisinin de etkisi var. O lobi hala devam ediyor. Çok enteresan. Yani, Trump üzerinde de etkili. Ama bir şey söyleyeceğim. Trump yerleşik düzene karşı savaş veriyor. Hiç öyle söylemi bir şey yok. İsrail düzenine karşı yapmıyor onu. ABD başkanı seçildiği andan itibaren ilk söylemi İsrail üzerine oldu. Evet ama böyle bir söylem de argüman da geliştiriyor basın yalnız. Yani yabancı basın hani böyle. Öyle bir görev ona yapıştırmaya çalışıyorlar gibi, yani da o pek almıyor üzerine. Yok yani burada bizim hani dikkat edin bir işte burada Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ndeki o Kaşıkçı cinayetinden sonra biraz bir duruldular, biraz bir geri çekildiler. Müller dosyasında işte o İsrail lobisinin çetrefilli işbirliği ağı var. O ağın bazı kahramanları işbirlikçi oldu. Yani devletle işbirliği yaptı soruşturmada. Ama ne dediler bilmiyoruz daha yani davanın dosyanın kapağı açılmadığı için bizim açımızdan. Onlar da var. Orada biraz sıkıştı. Ve daha nispeten bir etkisi görülmez oldu. Ama ne zaman tabii alttan alta işleniyor. Trump sahip çıktı prense. Evet. Ondan sonra tekrar o bir tıkanlandı gene o lobinin. Şimdi tek gene onun çarkı dönmeye başladı. O çarkı döndürmemek gerekiyor. Kimin üzerinden yapacaksın? Lobiyle biz nasıl mücadele edeceksin? Zor bir iş olabilir. O zaman kullandıkları enstrümanlarla mücadele edersiniz. Evet öyle görünüyor. Ben burada ya etkin bir lobi çalışmasa senin yapman gerekiyor. Biraz ama lobi uzun, çalışmasın. Uzun nefesli bir iş o. Tabii. Uzun yani nefesli bir iş. Çünkü biliyorsunuz FETÖ'cüler yıllarca. Sizin orada götürüp okuttuğunuz çocuklar oradaki diğer İsrail lobisinin daha çok maaş veriyor. Gidip orada analist oluyorlar. Yani bu, o da var. Böyle bir şey. Zaten yıllarca FETÖ'cüler hani lobiciliği çalıştırmışlar belli görünüyor. Şimdi bizim öz Türklerin yani gerçekten bizlerin devlet olarak lobiciliğe başlaması hani öyle kısa bir süre değil değil mi? Yani 1-2 senelik bir durum ABD'de değil. ABD'de ama bazı şeyler yani belli bir ücret karşılığı da olduğu için yani Enes Kanter denen insanın kalkıp da tabii. ABD'li senatörle görüşmesi tamamıyla Bir, duygusal sebeplere dayanır. Aynen öyle. Tamamen duygusal yani. Yani işte lobicilik mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan ara makaleler yazarak biraz hani canlandırıyor ama hani başka bir şey daha yazılmaz. Alınan bir yol var. İtirazım yok çünkü zaten mesela haklılık pozisyonu giderek anlaşılıyor. Hem Suriye'de hem yani o tweet'in hemen akabinde telefon görüşmesi bile alınan mesafeyi kesinlikle gösteriyor. Yani orada kesinlikle. Sayın Cumhurbaşkanı duruşu da çok önemli. Tabii. Olaya katılmaması, direkt muhatap olarak telefonla görüşmesi. Bizim dış ilişkilerimiz ama geçtiğimiz senelere göre gayet iyi Türkiye'nin değil mi? Yani ben çok soğukkanlıyız. Çok yerinde hareketler yapıyoruz. 1,5 senedir kodlama değişti. Evet. Yani çünkü çok İdlib'den gerçekten beri özellikle artan bir şekilde. Bir devletten bahsediyoruz. Neden? Çünkü bir taraf mutlaka bir taraftan yana olmak zorunda değilsiniz. Mutlaka bir tarafla işbirliği yapmak zorunda değilsiniz. Bu biz o paradigmayı Rusya ile işbirliği yapıp Cerablus'a sonra Elbaba sonradan Afrin'e girmekle kırdık. Bir ifade kullanmıştım bir ara. Türkiye'nin en büyük sorunu müttefikleriyle birlikte hareket etme zorunluluğudur. Bu zorunluluktan bir dakika niye zorunluyuz bunu? Adam terör örgütüyle işbirliği yapıyor. Hiçbir yani, ülke tam müttefik de değil ki. Bir de öyle bir durumu aynen. Bir de sonuçta siz tamam müttefiksiniz iyi güzel de Amerika Meksika ile Kanada ile ilişkisini NATO ittifakı çerçevesinde mi yürütüyor? Hayır. İkisi de komşusu. Ve ikisiyle ilgili de farklı çözümleri var. Problem değişirse bir yandan da ilişkiler yürüyor. Kendi işini kendi çözüyor orada size. Çin'le de aynı. Çin'le de öyle uzak şeyle. Sizin etrafınızdaki durum da belli. Evet. Siz burada Rusya'ya karşı olacaksınız. Ve de işte orada Amerikalı orada yatacak. Hiç bir problemi yok 10 bin kilometre ötede. Siz oradan rüzgar etse nezle olacaksınız. Ama Amerikalı gibi davranmaya çalışacaksınız. Politika yürüteceksiniz. Öyle bir dünya yok.
Yani onun değişmesi bence birçok şeyi değiştiriyor. Herkesle ilişki, real time ama sorunları konuşmak gibi kesinlikle bir yeni eksen oluştu. Evet, yeni bir eksen oluştu. Yani özellikle o tweet sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herhangi bir cevap vermeyip İbrahim Kalın'ın ve işte Fahrettin Bey'in üzerine gitmesi, yani muhatap almadı sonuçta ve telefon görüşmesi gerçekten bu mesele bu şey de Instagram ziyareti de önemli. Bu tür ziyaretler önemli. Daha önce John McCain gelirdi. Yani onların çünkü öyle bir orada özgül ağırlığı vardır. Hani başkan gibi neçede, adamlardır tabii, onlar. Neçede temsilciler meclisinde. Tabii. Ve güçlü adamlar bunlar. Ki onların ülkesinin memleketinde diyelim. Yani herhalde yüzünde kahverengi gibi ben olan bile kolay kolay sokakta dolaşamaz. O kadar beyazdırlar yani. Böyle baktığınız zaman bu da bir şey. Lobi dediğiniz şey biraz da bu. Hmm. Çünkü adam en üst düzeyde ve ciddi bir biçimde önüne koyuyorsun her şeyi. Ya bunu nasıl izah edebiliriz? Hadi buyurun bunu birlikte çözelim dediğinizde adam o ki burada her şey benim bir şeyler yapmam lazım. Sizin döneminizden geliyor. Evet. Ve o zaman diyor ki benim yapmam lazım diyor. Benim bir şey yapmam lazım. Çok açık. Şimdi bir de bunun üzerine senden bir şey isteyemem. En fazla hani bana prensipte bir yol aç da ben en azından benim de korumam gereken şeyler var. Biraz da oldu bitti var içinde. Uzlaşı yapalım. Uzlaşı yapalım. En azından oraya getiriyoruz. Aynen öyle. Ve en azından çıkıp oradan. Tek taraflı baskıdan kurtuluyoruz. Orada Erdoğan şöyle yapıyor, böyle yapıyor demeyen bir kitleyle. Zaten birinci odur. Düşmanlığı önlemek, sonra dostluğu kazanmak. İşte tırnak içinde bizim çocuklar imajından kurtulduk. Aynen öyle. En önemli kazanç da bu oldu. Doğru söylüyorsun. Yani. Yerel seçim konusuna da gelelim. Son durum ne şimdi? Ne oluyor yani? Özellikle bu CHP, vallahi bir şey ölçemedik. Çok enteresan. Normalde şu ben ocağın ikinci yarısından itibaren biraz ölçmeye başlarız diyordum. Evet öyle. Evet. Şimdi ölçemiyoruz diyorum. Nasıl oldu? Neden? Çünkü adaylar belli değil. Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte İstanbul'da işte ilçe adayları, İzmir'de il ve ilçe adayları, büyükşehir ve ilçe adayları belli değil. İttifaklar belli değil tam olarak. Şimdi bunlar daha yeni adaylar açıklanıyor bu hafta başından. Herhalde hafta sonuna kadar biter diye umuyorum. Ankete çıkacaksınız. İnsanlar hala partilerden dolayı düşünüyorlar. Oy parti benim üzerinden gidiyorlar. Şimdi öyle olunca mı arada bir en az 15 puanlık marj her zaman vardır. Bireylere yani bireyin, indirgeyince. Tabii o da sonucu değiştirir birçok yerde. Böyle olunca da bir veri alamıyorsunuz. Hı. Şu anda da yani aralıktaki veri neyse aynı. Aşağı yukarı ocakta da aşağı yukarı aynı. Ki ocağın sonuna geliyoruz iki ay kaldı aslında. Tabii, yani tabii. Hani bunlar bir süresi yok muydu? Yok tabii yani bu Mart başına kadar şey yani var. Aday diyorsun. Belirleyebilir yani. Adaylar, hayır. İtirazlar var. YSK'nın o takvim var. Şimdi aklımda değil ama. Evet. Bu ay sonunda mesela bu ay sonuna kadar adaylar belirlenmek zorunda. Ondan sonra itirazlar olur. Siz bir aday belirlersiniz. Ya şartları tutmaz. Misal zamanda istifa etmemiştir kurumundan eğer istifa edilmesi gereken bir kurumda çalışıyorsa pozisyonda filan. Bunun gibi şeylerle adaylığa engel durumlar ortaya çıkarsa değişiklikler olur. Ya da aday bazen çekilir. Bir yerine yenisinin konulması gerekir. Ki onu da yapabilirler yani. Bir aday gösterelim dayanamadık. Bir tırnak içinde tavşan aday koyarlar. Sonra derler ki ya biz filancının üzerinde anlaştık. Hadi oradan çekilir yerine öbürü girer. Ama biraz sancılı geçiyor adaylık düzeni. Bir de hani tabii ittifaka da alışamadık da. Evet. O yüzden senin olsun benim olsun. Ben kazanırım. Şimdi atıyorum mesela İYİ Parti Ankara'da CHP'den Ankara'yı istedi. Ha ben ilk tepkim şuydu. Hangi cesaretle? Nasıl yani? Bir sonra baktım Cumhuriyet Halk Partisi'de evet yani sizden olsun nasıl olur falan demiş. Ama en azından Mansur Yavaş'ın biraz kafası çalışıyormuş. O da demiş ki yapmayın etmeyin. Evet. Ben buradan gidersem 5 alırım, buradan girersem 8 alırım. Ona göre işte değişmiş filan. Şimdi bu tür saçmalıklar olacaktır. Belki bir sonraki döneme de sarkabilir. Hmm. Ya daha şey yapamadık yani. Başkanlık sistemi ve ittifaka alışamadık. Yok alışamadık. Ocağın sonu desek adayların o zaman 8-9 gün kaldı. Ya bir şey de kalmadı. Tabii sonuçta AK Parti'nin adaylarının tamamı belli oldu gibi değil mi? AK Parti'nin tamamı belli oldu. Şimdi ilçe ilçe açıklanıyor artık. İlçeler açıklanıyor. İllerin ilçeleri. Onlar da aşağı yukarı belliydi. Şimdi onlarda herhalde birkaç yer daha kaldı ama hepsinin Cumhurbaşkanı İttifak içerisinde ama Adana gibi bazı bölgelerin herhalde hala hazırda isim arayışları devam ediyor. Onlar da oralarda isim belli ama ittifaktan dolayı beklenen yerler orada Milliyetçi Hareket Partisi'ni biraz bekliyor. İşte. Ama sonuçta şey orası MHP'ye gideceği için MHP'de adaydan çok parti aidiyetiyle daha çok oy veriliyor. Evet doğru. Diğer orada biraz AK Parti şeye bakıyor, adaya bakıyor. Ama dediğim gibi şey olmadı. Vitamin
bir tahmin, bir netleşme olmadı yani. Böyle bir hafiften bir kırmızı mavi diyelim, bir şey nasıl geliyor iki ittifak yani arasında. Seçim aritmetiği henüz çıkmadı yani. O piyasa da onun için biraz orayı rafa kaldırdı. Evet, var mı sizde bir ölçüm? Evet, ben yani onu şöyle, soracağım piyasada. Yani bir fiyatlama var mı daha doğrusu? Yok. Tamam. Bekliyor. O da piyasada bekliyor. Piyasada bakıyor. Nötr şu anda. Yani şu an çünkü dediği gibi tahmin yürülemediği için başka bir şeye bakıyor. Tabii, piyasa demişken 100 bini görecek herhalde endeks. Dün çok yaklaştık Zeliş. Yani gördük, ne bekliyorsun? Zeliş'i gördük sayarız. Ben açıkçası 2 sent hedefim masada. Gelişen piyasalarda bir atak var. 120 bin civarı mı? 115 bin, 120 civarı mı? 110 bin bandı içinde bir bölge. Orası geçirecek olursa 2.2 sent. O biraz daha 2... 150 bin civarı yani. O 120'lere doğru. Yani 120, önce 130. bir 110 bin. Sonra da bir 120 bin üzerinde yeni rekor. Ama bunun iki şartı var. Bir, global ölçekte S&P 500 endeksinin satış yememesi ve gelişen piyasalarda o para girişinin ve yükseliş hareketinin devamı. Bir, dışsal dinamik. İçsel dinamikte bu jeopolitik risklerden dolayı ABD veya diğer bölge ülkeleriyle herhangi bir iletişim problemi yaşamamak. Gözü bunun, orada piyasanın tabii, yani. Kur ve tahvil tarafında ciddi bir denge var. Bu denge borsada banka hisseleri önderliğinde bir yükseliş getiriyor. Sanayi hisseleri bunu destekliyor. Kısa stopumuz 95-97. Onun üzerinde ve içinde konsolide oldukça 100 bin eşiği de geçildiği andan itibaren. Dolar bazlı 1.85 eşi. İlk, önce bir 105-110 bin. Dolar bazlı 2 sent. Devamı oraya gelsin. Devamlı konuşuruz. Ama stop loss'u gitmek çok fayda var. İlgilenmediğim için bu alanda şu anda yükseliş bankalardan mı, banka hisselerinden mi, sanayiden mi? Ağırlıklı banka hisseleri. Banka. Çok ucuz. Sanayi peki takip altıda ediyor. 1'e geldi. Sanayi daha önce endeksi yukarıda tuttu. Zaten belli bir korudu piyasayı. Korudu. Yani çok sert düşmüş bir sanayi yok Türkiye'de henüz. Onun tabii önümüzdeki dönem büyümeye bağlı, bilançolarına bağlı belki fiyatlamalar değişebilir ama şu an görece daha önce 5.1 sent görmüştü. Bir borsanın 1.85 sent içinde olduğunu düşün. 2-2.5'a yani geldiği zaman fiyat... yarısına anca geliyor. Yani 6'da bir bayağı yani. Bir değer kaybı. Hatta bazı bankaların piyasa defter değeri, fiyat kazanç oranları 3'te 1'inde. Yani çok ucuz yani. Hani görece değil. Peki bir şey net söyleyeceğim. Ucuz. Yabancı nasıl yaklaşır yavaş sence? Yavaş yavaş. Gelmeye başladılar mı? Yavaş çünkü yavaş sonuçta... kısmi. Yabancı paylarında zaten %65 civarında bir hareket var. Onun bazı zaten. Hisselerden dolayı. %67'den 62'ye düşmüştü. 61.5'a. %5 çıkmıştı. Evet. Şimdi tekrar bir yükseliş. Yani bu yükseliş net. Yabancı eşliğinde mi ilerliyor onu anlamaya çalışıyorum. Tabii ki. Yabancı yatırımcı yabancı eşliğinde ilerleyen yerli bir... eşliğinde. Tamam. Ama yabancı daha tam randımanlı girmedi. Yani yabancı randıman yapsa o 120 bin durmaz. Çok rahat görebilir. 150 ama şu an en azından 2 sent diyebiliyoruz. Niye? Yani 2 sente gittiği zaman borsa hiçbir şey yapmış olmayacak. Sadece tüm zamanların pivot değerine ulaşmış olacak. Yani hep genelde 2 sent 5 sent arası gidiyor. Olan daha sonra destek olan bir bölgeye gelmiş olacak. Peki dolara ne diyorsun sen? Çünkü 5.50 civarındayken 5.30'u tekrar görebilir. Yani bir görmesi gerekiyor demiştin. Yine 5.30'lara geldi. Olarak, sen ne diyorsun? Bu Amerika'daki işi de baz alarak soruyorum. Dolar hükümet endeksi güçlenmediği sürece dolar TL tarafında en son Trump tweet'i sonrası piyasanın test ettiği 5.55'te pro olarak kabul edersek cari açığın aşağı geldiği makro sebeplerin şu an masada olmadığı bir ortamda dolar TL'de aşırı bir yükseliş beklemem. Siyasi bir efekt oluşmadıkça veya global bir dolar aşağıda ne diyorsun? Ama aşağıya doğru bir imkan var. Şöyle dolar endeksinde 1.93-94 ihtimali var grafiklerde. Onu bugün izleyicilerle bir paylaşalım. Oraya gelirse dolar endeksi, dolar TL'de muhtemelen 5 civarı. O senle daha önce koyduğumuz acaba mı dediğimiz 5.10'un altında 4.95 civarında o hareketin başladı tetikleyendiği yani. Noktaya bir inmek mümkün olabilir. Tamamıyla bu bir hafta 10 gün içerisinde netleşecek gibi. Yani şimdi mesela böyle bir ilerleti var. Yukarı yönlü çok sert bir ekonomik hareket. Verilerle ilgili bir şey etki mi bu? Onun bir etkisi mi olur yoksa siyaset daha mı ağırdır bunu? Bu şu an dolar üzerinde etki siyasi.
Ama Fed'in de durması da var. Yani Fed de duraksadı. Agresif değil. Nötr bir Fed bu arada. Yani şahin değil tamam ama güvercin de olmadı henüz. Ama izlemede yani. Bunu iyi polis kötü polis yapıyorlar. Net doların yükselmesi işlerine gelmediği için bir şekilde bir bahaneyi oraya yapıştırıyorlar. Dolar düştükçe Amerikan ekonomisini destekleyen bir durum var. Her ülke kendi parasını değersizleştirme derdinde. Aşırı da bir para, güçlü bir para kimsenin işine yaramıyor. Yani bizim için bile bir denge kuru var neticede. O denge kuru nerede kuruluyor? İşte kurulduğu yer belli. 94-2001'deki %200'lük yukarı yönlü hareketi düşündüğümüzde 15 senede oluşmuş bir %200'ü 5,5'ta buluyoruz pivot olarak. Denge. Denge. Yani biraz altı biraz üstü. Ha, 6-6,5 eşiği geçilmedikçe o da ancak siyasi bir veya global bir dolarizasyonla geçilir. Her hareketi tepki saymaya devam edeceğiz. Aşağıda da dediğim gibi. Ama aradaki o 5,55-5,85 bandını izleyicilerimiz şey olarak koysunlar. Ara ara deneyebilir ama oraya geçilmedikçe ben dediğim gibi dolar endeksi aşağı gelirse sanki 5'in altı göreceğiz. 5-10 altında bir ihtimal. Ama bu kalıcı değil bir aşağı yönlü harekettir. Biz bir sürdürülebilir banta geldik. O bantın dışına taşmadan Merkez Bankası'na son kararı götürmekte. O zaman şöyle mi diyorsunuz? 5.30-5.85 gibi bir aralık var. 5.15-5.85 5.50'de pivot. Aşağıda inebilir. Yukarı ihtimali biraz daha zayıf seçime kadar. Şimdi bak mesela konuşuyoruz ne güzel bunda 5'in altını görme ihtimali var diyoruz mesela hani o hareketin başladığı yer ama sebze meyvede o başladığı kalıcı yerde değil. Yok işte yani. Tabii. Yani sebze meyve başladığı yere inmiyor bir türlü. Enflasyon geri gelmesi için orada da artık muhtemelen. Net bir şey yapılması lazım ama. Biz bu enflasyonu doğuruyor. Birbirini besleyerek ilerliyor. Para tedbirleriyle 18'e gelir ama 18'in altına getirmek için artık üretim tedbirleri gerekir. Evet Merkez Bankası'nın yapacağı bir şey yok ki. Yani ne yapacak? Buraya kadar getirdi zaten ama bundan sonra bizim derdimiz şimdi gıda fiyatları zaten. Zaten buraya finansman dediğiniz şey. Evet. Para politikaları dediğiniz bir sürü bir şey bir üretimin üzerine konumlandırılıyor. Yani gerçek olan esas olan üretim. Doğru. Yediğiniz içtiğiniz kalıcı şey. Kalıcı olarak iyileşme üretimden geçiyor. Evet yani orası olursa orası dengelemezse ya da orası ne bir garanti almazsanız orayla ilgili tasarruf hiçbir şey yapmazsanız. Tasarruf da oradan geliyor. İstanbul tabii, oradan geliyor. Üstünde istediğiniz kadar finansal cambazlıklar yapın yani. O bir yere kadar siz onu tutabilirsiniz. Aynen öyle. Bu her ülke için. Tabii her ülke tabii yani genel olarak. Ama diyorum. Biraz bu fiyatlar konusunda alınacak önlemler ne bileyim hal yasası verir. Biraz da vatandaşı cebini rahatlatırlarsa daha güzel olacak her şey. Çünkü maaşlar aynı düzende artmıyor. Yani genel olarak söylüyorum. Değil mi? Yanlış mı? Tabii asgari ücret artıyor ama bunun tabii aynı özel oranda sektörü, diğer yerlere yansımıyor. Tabii yansıyan diğer çok yansımıyor. Bir şey yok ama hani maliyet olarak bir kısmı yansıyor işverene. Doğru. Bu asgari ücret artışının ama çalışanın cebine girmesi açısından çok fazla yansımıyor. İşte bakıyorsunuz sosyal devlet dediğimiz şey aslında birine kömür vermek, öbürüne işte bilmem ne yapmak falan değil. Sosyal devlet onun biraz satın alma gücünü arttırmak, rahatlatmak. Şimdi de yapılıyor işte bir faturalardan indirim yapılıyor falan çok güzel. Gelir arttıramıyorsunuz. Neden? Çünkü emsal teşkil eder. Yani yapamazsınız onu. Ya da para verdiğinizde elektrik faturasına değil başka ihtiyaçlara gidiyorsa eğer o zaman o fatura yükü sizin devletin üzerine kalmaya gene devam ediyor. O zaman diyorsunuz ki ben bunu buradan keseceğim. Yani garanti alacağım senin nereye yapana vereceğini. Ondan sonra böyle bir sosyal destek verir. Ama bunlar çok şey. Hani balık verme işi bu. Balık tutma, üretme işi tabii. Değil. Aynen yani öyle. Satın alma paritesini korumak için iki efekte bakmak lazım. Bir dediğin gibi enflasyonla olan mücadele. Durumuna. Aynen. Yani enflasyona paralel bir ücret gelişimi. İki de kurdaki değer kaybına paralel bir gelişim. Bu ikisini eş zamanlı düşünmezsen satın alma paritesini aşağıda tutarsın. Doğru. Ama Türkiye mesafe aldı mı aldı. Türkiye iki tane önemli çıpası var bugün. Siyaset dışında, ekonomik açıdan. Bir, üretimle büyümek. Bir çıpa, enflasyonla mücadele ikinci çıpa. Doğru. Bu iki çıpa bizim vazgeçilmez çıpalarımızdır. Doğru. Merkez Bankası da ekonomiden sorumlu hükümet de tarafı da aynen bu çıpalarda hikayesini yazdı Türkiye'nin. Doğru. İnşallah böyle de gidecektir. Şimdi 3-4 dakika var. Bu Ziraat Vakıf'tan sonra Halk Bankası da düşük faizle yapılandırmaya başlayacak. Diğer özel bankaları umarım yapılanma yapıyorlar ya yani kamu bankaları belli bir faiz düşürerek. Sence özel bankalar da bu faiz noktasında biraz daha son esnaf kredisine katıldı zaten 14 banka var. O 18, ayrı onu demiyorum. Hani o esnaf demiyorum. Şunu demek istiyorum hani bir şekilde bankalarda da
çok fazla yükselmişti biliyorsun. Bileşikler 35-40'a geliyordu. Mevduatlar geliyor. Piyasa kendi faizini getiriyor. Normal kredi faizlerinde. Özel banka da mevduat geldikçe getirecektir. Yani bugün gösterge tahvil 18'e geldi. Konut ve araçta çok büyük sıkıntı. Tabii 18. 2 senelik tahvilimiz. Uzun vadeli 10 yıllık tahvilimiz 16'da. Dolayısıyla enflasyona bir marj bıraktı. Yani diyor ki piyasa, ben enflasyonun ilk etapta bir 18'lere, devamında da 16'lara geleceğine bakıyorum. Yani. Kısa vadeli beklenti uzun vadeli beklentiyi gösterir neticede faizler. Demek ki piyasa kendi kafasında bir şeyi kurgulamış. Oraya doğru gidiyor piyasa. Merkez Bankası da marj bırakarak gidiyor. Merkezin de 24'te tutması tamamıyla sinyal etkisidir. O sıkı para politikası, enflasyona mücadele etkisi. Biz buradayız güzel. Diyor yani buradayız sonuçta. Diyor. Merkez Bankası benim yerim var, 24'te tutuyorum. Özel bankalarda kısa sürede katılacaktır buna. Bu şekilde. Çünkü mevduatlar 25-27 bandından, hatta 30'lardan ekstrem fiyat olarak şu an 20-21'lere kadar geldi. Evet. Bunun muhakkak kredi tarafına etkisi olacaktır. Yani birkaç ay sonra 20'nin altında biz kredi fiyatlamaları görebiliriz. Çünkü özellikle piyasayı canlandıracak şey bu yani konutu veya konut işte araç meselesinde. Eğer biraz daha faizler gevşerse biraz kademe hareketlenir. Kademe yani. Orası kitledi zaten. Konut kitledi, araç kitledi. Piyasanın tamamına baktığında kitlenen yerler Sayın orası. Cumhurbaşkanı dediği gibi çok ciddi bir darbe yedik. Bunun giderilmesi adım adım olacak. Yine de iyi kodladık bazı şeyleri. Bu arada WhatsApp'la ilgili bir haber vardı bugün. Onu bulmaya çalışıyorum da galiba WhatsApp'ta hani bir yalan ve fake haber yani yaygınlaşmasın diye bir önlem almış. Haberleri ya da yazışmaları 5 kişiden fazla aynı anda gönderemeyecek hale gelmiş mesela. Hani aynı anda yani yüzlerce kişi mesaj değil 5 kişiyle sınırlamış. 5 kişi veya 5 grup kuruyorsun. Aynı 5 kişi. Yok. Grup öyle demiyorum. Aynı anda mesela bir haber görünce sen bir sürü kişiye gönderiyorsun ya örnek. 5 yani, kişiyle sınırlamış beş ya da 5 grup. Liste ya 5 kişi ya 5 grup. Yani üstüne o haberlerin herhalde yaygınlaşmasını biraz daha engel olmak amacıyla çok fazla fake haber WhatsApp'ta yayıldığı için böyle bir önlem almış mesela WhatsApp. Bu fake haber işi çünkü bayağı bir işte dünyada da orada burada. Çok ciddi problem işte aslına yani. Bakarsanız hani medya öldü falan diyorlardı. İşte gazeteler vesaire televizyonlar için söyleniyor. Hiç sosyal medyaya çıktı. Bir yerde MİT'in pıt diye görüyorsunuz. Emin misiniz ama? Değilsiniz. Tabii, tabii. Burada aslında medya bence yani konvansiyonel medya diyelim artık ona hem gazete hem televizyonları. Güzel, güvenilirlik konusunda bir standart oluşturması pekala mümkün. Buradan gördüm ama televizyonda görmedim. Televizyondan bekleyip. Televizyonda göstermediler. O zaman buna da güvenmiyorum. Dedirttiğimiz andan itibaren biz o eski tırnak içinde karizmamızı geri kazanabiliriz. Evet. Yoksa hakikaten bu güvensizlik bize de yansıyor. Yansır. Çünkü biz de kullanıyoruz. Evet. Bizim kurumlarımız da kullanıyor sosyal medyayı, haber paylaşıyor oradan. Müthiş bir şey yok. Bir haber, yani. bir o yani tutarsız bir haber bizim kurumlarımız tarafından, sosyal medya hesaplarımız tarafından yayıldığında diyor ki işte filan gazete tam o da yalan yazıyor canım. Hop geçiyor. Şimdi eskiden derler de bir şey olduğu zaman valla gazetede okudum. Hani o kadar sağlam. Sonra ben de gazetede okudum. Yani vallahi gazete ne kadar güvenilirse. Şimdi ya gazeteler yazıyor ama ben de bilmiyorum. Yani giderek buraya doğru döndü iş. Şimdi bizim bunu tersine çevirmemiz aslında bu başka bir fırsat tekrar bizim açımızdan. Pivot değer, benchmark kesinlikle, yapmak. Aynen öyle. O markamızı, o güvenilirliğimizi geri kazanmak için de çok önemli bir şey bu. İnsanlar bazen paylaşıyorlar, bazen giderek şunu görmeye başlıyor. Eskiden daha hesapsız paylaşılıyordu. Şimdi ya böyle bir şey var ama emin değilim. Bilen var mı? Doğru. Böyle paylaşıyor. Ama paylaşmaktan da kendini alamıyor. Şimdi bu duyguyu doğrusundan beslemek lazım. Bu sosyal medya çelişkisinden de bizi bir parça kurtarır. Kesinlikle. Evet, süremizin sonuna gelmişiz. Doğru ama eskisi kadar öyle basmıyoruz yani paylaşmaya. Nispeten dikkat ediliyor daha ama dikkat ediliyor. Ta kendi kendine buluyor. O da piyasa gibi yani dengeyi kendi kendine buluyor ama bir yerde bir düzen, nizam, intizam, kural varsa yani bir devlet varsa, bir sosyoloji varsa, bir sosyoloji bilimi varsa bunları da o kadar piyasaya bırakmamak lazım yani. Herkesin kendi işini yapması lazım. Demek ki biz sahada bir boşluk yani, bıraktık. Bir güvenilirlik boşluğu bıraktık. Sosyal medya teröründen kurtulmak adına basını aynen. Tekrar ama bizim tabii ki bizim de işte oradaki o güvenlik birimi ya da doğrulama birimi olmamız lazım. Yoksa işte siteler çıkıyor.
kim doğrulama siteleri falan çıkıyor, hesapları çıkıyor. Tabii çıkıyor. Ya onun da kim olduğunu bilmiyorsunuz canım. Bizim gazetelerde hiç olmasa bir künye var yani, hesap evet, soracağınız adam. Evet, onu da bilmiyorsun var. Ya. Teyit haber falan diyorlar yani. Bu doğrudur, bu değildir. Sorumlusu da yok ama ya. Yok canım, sorumlusu da fake. O bizim işim. Haber fake, sorumlusu da fake, her şey fake. Teşekkür ediyorum Cüneyt Baksoy, Mustafa Kartoğlu. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Buradasınız artık, İstanbul'dasınız. Evet, bitiriyoruz. Yarın çarşamba. Yarın maalesef burada değilim. Çünkü yarın çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyareti var. Ben de oraya katılacağım. Artık oradan günübirlik dönüşte. Perşembe günü inşallah, perşembe sabahı. O zaman Rusya temaslarında güzel güzel olur. Anlatırsınız. Perşembe işte. Sabahı biraz zor anlatırım. Çünkü onun Cumhurbaşkanı'yla evet. Konuşma bizim bir sonraki gün yayınlanacağı için. İçeriden belki bir ipucu ipucu. Ha, orada ne oldu ne bitti onları konuşuruz. O zaman tamam, perşembe günü alacağız bir şeyler demek ki Mustafa Bey'den. Evet, bitiriyoruz Anisantez'de. Birazdan karşınızdayım.